Teyze, doğru duyduğuna emin misin? Sağır değilim çok şükür. Ne konuşuluyorsa onu diyorum. Ne bileyim. Kız, böyle diplerindeydim diyorum sana. Şöyle bir dönseler göz göze geleceğiz. Yalan yanlış duymadım yani. Yılmaz Bey bir şey demedi yani ha? Gık diyemedi. Görecektin, böyle yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. Yüreğine inecek diye korktum. Esas oğlana üzüldüm ben ya. İçim sızladı, bir görecektin. Adeta yalvardı bana baba ol diye. Sızlar tabii. Biz onu ne diye doldurduk? O babam diyor, başka bir şey demiyor işte. Hey Allah'ım. Teyze. Sen bana de bakalım. Yılmaz Bey bu koskoca aileyi karşısına alıp konuşmaya cesaret edemez değil mi? Ha? Zannetmem. Deseydi şimdiye kadar derdi kız. Bir kendi biliyordu. Sade kendi vicdanını rahatlatıp susturuyordu. Ama şimdi küçük Yılmaz da biliyor. Belki de oğlanın yapacaklarından korkuyor ha. Vallahi bilmiyorum, eğer dediğin gibi olmazsa her şey suya gider biliyorsun değil mi? Öyle. Zaten biz ne zaman çıracı olsak ay akşamdan doğar. Bir şey yapıp engel olmamız lazım teyze, artık ne yaparsın bilmiyorum ama. Bismillah anne. Abla, uyandın mı sen? Ben de seni görmeye geldiydim. İlaç saatim geldi. Seslen duyan yok. Mecburen ben indim aşağı. Ben getireyim hemen. Sultan Hanım. Gene neye mani olacaksın? Anlat. Belki benim de bir faydam dokunur ha. Aman abla ya. Benim oğlan Yiğit bir işe girmiş ama iş sağlam değil. Sigortalı, o dershanedeki işi bırakacağım diyor. Ama boş ver abla. Ben ne desem de o gene bildiğini okuyacak nasıl olsa. Hadi sen ayakta kalma. Gel gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.